Iğdır'dan Nahçıvan'a açılan Dilucu sınır kapısında görev yapan polisleri taşıyan servis minibüsüyle korumaları taşıyan otomobil sabah saatlerinde bombalı tuzağa düşürüldü. 27 Ağustos'ta servis minibüsüne yapılan saldırıda bir polis memurunun yaralanmasının ardından servis minibüsüne özel harekat polisleri de eşlik etmeye başlamıştı. Sabah saatlerinde Iğdır'dan hareket eden servis minibüsüyle koruma görevi yapan koruma otomobili saat 7.30 sıralarında Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarından geçerken PKK'lı teröristlerin yola önceden tuzakladıkları patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Yaklaşık 1 ton olduğu değerlendirilen bombanın patlamasıyla sınırda görevli polislerle onlara koruma görevi yapan iki araç büyük hasar gördü. Minibüste ve otomobildeki 14 polis şehit düştü. İki polis de ağır yaralı. Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Peşinden de şehit cenazeleri otopsi için hastaneye götürüldü. Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlattı. Iğdır'daki hain saldırıda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresi boyunca yakın koruma ekibinde yer alan Fehmi Şahin de şehit oldu. Şahin, geçtiğimiz yıl Gül'ün görevini devretmesinin ardından şark hizmetini yerine getirmek için Iğdır'a gitmişti. Gül'ün yakın koruma ekibinde yer alan Şahin, çevresinde sevilen ve sayılan bir polisti. Dışişleri Bakanlığı döneminden beri Abdullah Gül'ün yakın koruma ekibinde yer alan Şahin, daha önce de Kemal Derviş ve Bülent Ecevit'in koruma ekibinde görev yapmıştı. Önceki görevlerinden dolayı yerine getiremediği zorunlu şark hizmeti için geçtiğimiz yıl Iğdır'a giden Şahin'in 12 yaşında bir oğlu var. Abdullah Gül, Twitter hesabında "Bugün de Iğdır'daki hain terör saldırısında şehit düşen polislerimiz içimizi dağladı. Şehit düşen evlatlarımızdan Fehmi Şahin, uzun yıllar koruma ekibimde çok yakınımda çalıştı. Fehmi ve silah arkadaşlarını teröre kurban vermiş olmamızdan dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyim" diye yazdı.